5 Aralık Perşembe. Hoş geldiniz ekranlarınızın başında değerli izleyiciler. 6 Aralık Cuma ilk saatlerine kadar gece görüşü önemli haberlerle, önemli yorumlarla ekranlarınızda olacak. Haber başlıklarımızın bir kısmı ile programımıza start verelim. Bakalım bu gece neleri konuşacağız, neleri sizlere aktaracağız. Elazığ Belediyesi'nden yüzleri gülümseten bir paylaşım var. Daha önce de benzerleri olmuştu. Bu paylaşımı da birazdan konuşacağız, sizlere aktaracağım. Devam. Elazığ'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği. Her gün bir şey var, Dünya Günü var. Bunların içerisinde çok önemli olanlar var, az önemli olanlar var. Bana göre önemsiz olanlar da var. Bunları da konuşacağız. Hepsini, üçünü beraber. Geri gelelim. Ebegen Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı başvuruları alınmaya başlandı. Tavsiye ediyorum bu sektörde ilerlemek isteyen, kendisini geliştirmek isteyen veya bu sektöre atılmak isteyen izleyicilerimiz, vatandaşlarımız mutlaka başvuru yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Devam. Elazığ'da güvenlik korucuları hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Albay İnan Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti değerli izleyiciler. Palu'ya gideceğiz. Palu ilçesindeki öğrencilerden Rektör Demirdağ'a ziyaret var. Palu'ya gidip tekrar öğrencilerle birlikte Fırat Üniversitesi'ne gideceğiz. Buyurun devam. Üzücü bir haber. Trafik kazaları özellikle zaten hiç başarılı olamadığımız bir alandan bahsediyoruz. Trafik kurallarını çok iyi bilmek ama uygulayamamak enteresan da bir tarafı var. Zaten başarısız olduğumuz bir konu. Zaten sayısını azaltamadığımız trafik kazaları, buna bir de mevsim şartlarını eklersek ıslak, kaygan yollar ve zeminler, en azından devrilen kamyon ve maalesef bir ölü, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki doktorlara bıçaklı saldırı. Geçeceğiz trafik teröründen sağlık terörüne. Yani sağlıkta şiddet konusu, ağırlaştırılan cezalar, ağırlaştırılan yaptırımlar ama şifa bulmak için gittiğiniz hastanelerde şifa beklediğiniz insanlara bıçaklı saldırı. Devam. Fırat Üniversitesi başarılı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Fırat Üniversitesi'nin bu yeni başarı hikayesini anlatacağım sizlere. Harput Eğitim Merkezi'nde güncel fıkhi konularda konferans düzenlendi. Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok, başarılı operasyonlara devam. Muhtarlar Derneği istişare toplantısı yapıldı. Müteahhitlik kanunu yasalaştı. Uzun zamandır talep edilen, uzun zamandır ivedi bir şekilde beklenen kanun yasalaştı. El-Müddeş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcıl, Avukat Osman Avcıl, müracaat etmeyen müteahhitlerin belediyede ruhsat işlemleri yapılamamaktadır açıklamasını yaptı. Evet, 900 gram doğdu, yaşam savaşını kazandı, çok şükür kazandı. Şimdi 5 yaşında maşallah, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Dünya turizmini buluşturan Travel Türkiye İzmir Fuarı'nda Elazığ tanıtılacak. Güzel. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve muhtarlara yönelik temel ilk yardım eğitimi konulu başlığımız var. Haberimiz var, özür dilerim. Elazığ'da
hem sağanak yağış hem de kar uyarısı. Aynı cümleleri kuracağım, özür diliyorum ama ulusal medyanın esaret, beyaz esaret olarak, bizlerin ise rahmet, bereket olarak nitelendirdiğimiz kar yağışları çok şükür geliyor değerli izleyiciler. Toplu taşıma ücretlerine zam. Birkaç gündür konuşuyoruz bunu, gündeme getiriyoruz. Minibüsçüler zam oranının çok düşük olduğunu ifade ediyor. Geçiyoruz vatandaşlarımızın tarafına. Vatandaşlarımızda yapılan zam oranının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Güzel bir haber yapmış Beran Urşam kardeşimiz. Bu haberi de izleyeceğiz. Elazığ'ın valisi Elazığ'ın kanyonlarında dün son dakika haberi olarak yine gece görüşü programında saat gece yarısını geçtikten sonra bu haberi sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmıştık. Bu başlıklar ve daha farklı başlıklarımızı içeren gece görüşü başlıyor. Evet, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini açıkladı. Önemli bir haber değerli izleyiciler. Tekrar gelebilir miyiz o paylaşıma? 98 adet teslim edildi. Tam otomatik okuyamadık. Neyse. Twitter paylaşımına gelebilirseniz, orada durursanız. 6 adet Bayraktar. Evet, 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar İHA SİHA sayımız 98'e ulaştı. Çok güzel. Sayıları artsın umut ediyoruz. Ülkemizin, savunma sanayimizin bunlara ziyadesiyle ihtiyacı var. 6 adet Bayraktar TP2 Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak 6 adet Bayraktar TB2'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu. Başkan Demir yaptığı açıklamada 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA SİHA sayımız 98'e ulaştı ifadesini kullandı. Evet, Dünya Kadın Hakları Günü değerli izleyiciler. Dünya Kadın Hakları Günü. Biz gelelim Türkiye Cumhuriyeti'ne, kıymetli kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesinin üzerinden tam olarak 85 yıl geçti. Bu noktada bir kez daha her konuda olduğu gibi bu hakkı da kadınlarımıza veren, teslim eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih olan 5 Aralık Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Kadınlar 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde ederken muhtarlık seçimlerine de ilk kez 1933 yılında yer buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Kadınlar 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkına sahip oldu. Böylelikle Atatürk kadınlara çok sayıda Avrupa ülkesinden daha önce bu demokratik hakkın verilmesini sağlamıştı. Kadınların ilk kez oy kullandığı ve aday olabildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı. 17 kadın milletvekili ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Dünya üzerinde kadınlara en erken seçme seçilme hakkı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye'de bugün her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Evet, dünya ülkelerinden, haberimizden önemli cümleleri çıkaralım, konuşalım biraz. Dünya ülkelerinden çok çok önce, yüzyıllar sonrasını gören muhteşem bir lider Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza bu hakkı verdi. Savaştı, askerdi, ilim adamıydı, bilim adamıydı, efendime söyleyeyim,
bir mühendisti, kitap yazardı. Değil mi? Böyle liderlere bizim ziyadesiyle ihtiyacımız var. Çok önemli. Rahmetle anıyoruz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü. Evet, Baskil ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Dün son dakika haberi olarak sıcak sıcak paylaşmıştık. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tabii ki beraberindeki heyetle beraber. Saklı Kapı ve Karalele kanyonlarını da gezdi, incelemelerde bulundu. Bir kez daha haykırdık. Kanyonlar bizimdir. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklı Kapı ve Karaleyli kanyonlarında inceleme yaptı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Uğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat'la görüşerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklı Kapı ve Karaleyli kanyonlarına geçen Vali Kaldırım, Kumlu Tarla Köyü'nde yapılması planlanan iskele alanını da inceledi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na da giden Kaldırım ardından esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Evet, Elazığ'da güvenlik korucuları hizmet içi eğitim programı aldılar değerli izleyiciler. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da güvenlik korucularına, görev yapan güvenlik korucularına yönelik bir hizmet içi eğitimi içeriyor haberimiz. Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım şu ifadeleri kullanıyor. Bulunduğumuz topraklar dünyanın sancılı bir bölgesi olmuştur her zaman. Ama aynı zamanda tüm medeniyetler ve güzellikler, bütün insanlığa hitap eden oluşumlar buradan çıkmıştır diyor ve şöyle devam ediyor. Elazığ'da güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Korucular Şube Müdürü Meltem Tekin Kuroğlu, diğer protokol üyeleri ve 500 korucu katıldı. Ben insan huzuru her zaman öncelikli olarak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda korucuları anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde İçişleri Bakanımızın himayesinde son yıllarda destan yazıyoruz dedi. Her açıdan güvenlikten asayişe, terörle mücadeleye, vatandaşa dokunmaya, ona el uzatmaya, ona yardımcı olmaya, vatandaşın canını, malını, en kıymetli olan değerlerini, namusunu, ırzını korumaktan, darda kalan, hasta olan, kaybolan, hatta hayvanı kaybolan veya bir değerli varlığı kaybolan insanlara el uzatmaya kadar her alanda, hayatın her sahasında gerçekten destansı bir çalışma, mücadele ortaya konuyor. Tabii hem bu işe gönül vererek, bu işi dert edinerek, bu işi adeta bir sorumluluk, vazife addederek bu çalışmalar yapılırken aynı zamanda bütün imkanlar, çağın gerektirdiği bütün imkanlar seferber edilerek sizlerin de teçhizatın, donatılmasın, şartlarınızın en iyi seviyeye çıkarılması ve en iyi hizmet edeceğiniz koşulların hazırlanması da sağlanıyor. Korucular Şube Müdürü Meltem Tekin Kuroğlu, korucularımızın terörle mücadele etmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen göstermekteyiz ifadelerini kullandı. Bu minvalde koruculara verdiğimiz destekler her daim devam edecektir. Bu eğitimin kapsamı, görevlerini icra ederken milli ve manevi değerlerimizle korucularımızın desteklenmesini hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlilerimizle birlikte hazırladığımız müfredattan oluşmaktadır. Çalışmalarımızın amacı ise milli ve manevi değerlerimizi zaten bünyesinde barındıran korucularımıza akademik ve operasyonel manada profesyonel destek sağlayarak görevlerini daha şevkle yapmalarına yardımcı olmaktır. İl Genel Meclisi toplantıları 4. oturumuyla devam etti. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.
İlgenel meclis toplantıları 4. oturumuna devam etti. 5 metrekare alanlı taşınmaz. İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Yoklamayla başlıyoruz. Ayrıca mecliste iki önerge de oy birliğiyle gündeme alındı. Meclis üyeleri Baskil ilçesi Gemici köyünde bulunan İlköğretim Okulu'nun bakım onarım maddesi üzerine söz aldı. Ne zaman yapılacak? Yani orada bu işi takip eden Milli Eğitim'e gittiğinde ödeneği var mı, Milli Eğitim bunu takip, nereye kadar takip? Çünkü arkadaşlarımız bu işe bir emek veriyor. Biz buradan bir harcayacak, ödüyoruz bunu. Biz bu zamana kadar hangi komisyonumuz gitmişse biz onun takibini yapıyoriz. Şu an 3 tane ilçenin aciliyeti var. Özellikle onun için uğraşıyoruz yani biz. Evet. Fırat Üniversitesi'nde çok üzücü yine bu konuda özel önlemler, ağırlaştırılmış cezalar ama çok da yeterli olamıyorum maalesef. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Uğur Dağ ve yanındaki öğrencisi bir hasta yakınının bıçaklı saldırısına uğradı değerli izleyiciler. S.A. değil mi? Öğlen saatlerinde S.A. isimli şahıs tarafından Doktor Uğur Dağ'ın muayene odasına girip bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası olayla ilgili Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam sağlanması gerektiğine işaret etti Başkan Karataş. Sağlık çalışanlarına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Ziyadesiyle katılıyoruz bu açıklamalara. Şifa aramak için, tedavi olmak için gittiğimiz ve şifa umduğumuz insanlara yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Tekrarının da olmaması tek temennimiz, tek umudumuz. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli diş hekimi Uğur Dağ ve öğrencisi bıçaklı saldırıya uğradı. Hasta yakını olduğu iddia edilen S.A. adlı saldırgan yanında taşıdığı bıçakla Doktor Dağ'ın odasına girerek Dağ ve öğrencisine saldırdı. Saldırıda Dağ ve öğrencisi yaralanırken saldırgan güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Saldırı sonrası olayla ilgili Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş yaptığı açıklamada sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur dedi. Bugün önemli bir ziyaret vardı. Medya grubumuza, Kanal 23 televizyonuna İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Metin Erol tarafından karşılanan Albay İnan, haber merkezi çalışanlarıyla sohbet etti. Sohbette Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar konuşularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Komutanım, biraz daha kaba bir görüntüye sahip diye. Ardından televizyonumuzun diğer birimlerini de gezen İnan birim çalışanları ile sohbet etti. Biz stüdyoda yayın yaparken bütün koordinasyonu buradan yukarı iletiyorlar. Evet, aynen burası sağlıyor. Evet, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü değerli izleyiciler. Açık söyleyeyim, net yalan yok. İlk defa duyduğum bir gün ama önemli. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle açılan stand ve sergi alanlarını gezdi, ok attı değerli izleyiciler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile öğrenci topluluğu tarafından Gönüllüler Günü etkinliği düzenlendi. Şimdi bu etkinliğin detaylarına bakalım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile öğrenci topluluğu tarafından Gönüllüler Günü etkinliği düzenlendi. Valilik önünde kurulan çadırda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerden oluşan fotoğraf sergisi açarken yaptıkları çeşitli faaliyetlerle ilgili de stand kurdu. Vali Çetin Oktay Kaldırım da etkinliğe katılarak gönüllülerin yaptığı çalışmaları inceledi, onlarla ok atma etkinliğine katıldı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, dünyanın her yerinde olduğu gibi Elazığ'ımızda da ülkemizde de güzel etkinliklerle bugün kutlanıyor.
Ha, bu tür günlerin yapılması, düzenlenmesinin temel amacı toplumda, insanlarda bir farkındalık oluşturmak, bir bilinç oluşturmak ve daha geniş kitlelere ulaşıp aslında bizim özümüzde olan, mayamızda olan, hamurumuzda olan değerlerimizi biraz daha ön plana çıkarıp insanlara kısaca faydalı olmak, insana, insanlığa, bütün canlılara, bütün varlıklara faydalı olmak, yardımcı olmak, onlara gönülden el uzatmak. Burada da geldik, güzel bir program icra ediyor arkadaşlar. Gönüllülerle bir arada olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdülsemet Erense, gönüllülerin çok güzel projeleri imza attıklarını kaydetti. 2019 yılı Gençlik Spor Bakanlığı'nın zaten gönüllülük yılı ilan edilmişti. Bu vesileyle bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Gençlik Merkezimizin gönüllülük faaliyetlerinde, Gençlik Merkezimizin gönüllülük faaliyetinde yer alan genç gönüllülerle, yine Damla topluluğumuzla birlikte ve Kredi Yurtlar'da bizim KYK Gönüllüler Kulübü ile birlikte zaten 365 gün içerisinde bir program dahilinde gönüllülük faaliyetlerini yürütmekteyiz. Evet. Kar mı yağmış şu harputun başına? Bilmeyenimiz yoktur. Gurur duyarız. Milyon kere dinlemişizdir. Tekrar dinleriz. Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini yüksek kesimlerde özellikle göstermeye başladı kar yağışı. Harput'u beyaza bürüdü değerli izleyiciler. Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini yüksek kesimlerde gösteren kar yağışı Harput'u beyaza bürüdü. Efendim şu an soğuktan titriyorum. Burası Elazığ. Harput'tayız. Harput'un yüksek kesimlerindeyiz. Elazığ'da beklenen kar yağışı bugün Harput'un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Felaket bir soğuk var. Şu an donuyorum. Mikrofonu bile tutamıyorum. Türkü de diyor ya, kar mı yağmış şu Harput'un başına? Evet efendim, kar yağmış bugün bu Harput'un başına. Elazığ'ın kent merkezinde yağmur ara ara devam ederken Harput'un yüksek rakımlarında kar yağdı. Öte yandan Sivrice ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan yollar için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evet, bu güzel görüntülerin aylarca sürmesi, devam etmesi umuduyla kurak dönemler, kurak aylar, kurak yıllar geçirmek istemiyoruz. Çok ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Kar berekettir, yağmur berekettir. O yüzden her zaman da dua ediyoruz. Sizler de diyorsunuz biliyorum, yağışların bol olması için. Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencileri AB programına katıldı değerli izleyiciler. Detaylara bakıyoruz. Fırat Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri Avrupa Birliği programı kapsamında Ankara'da yapılan programa davet edildi. Avrupa Birliği aday ülkelerinde sivil toplumun güçlenmesi için uyguladığı sivil toplum aracı kapsamında yürütülen bir proje olan Etkiniz'in temel çalışma alanı hak temelli faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen projelerle bölümün faaliyetlerinin bir etkisi olarak da Ankara'da gerçekleşen 3 günlük programa katılım sağlandı. Bölüm öğrencilerinden Esra Özdemir ve Sultan Topal'ın katıldığı program, Ankara'da geniş bir sivil toplum ve kamu kesiminin katılımıyla gerçekleşti. Bölüm öğrencileri Topal ve Özdemir tarafından ÇEKO'nun toplumsal hayata ve çalışma yaşamına ilişkin konularda sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan etkileri ve izlenmesini içeren bilgiler aktardı. Program sonunda katılımları nedeniyle öğrencilere katılım sertifikası takdim edildi. Geleceğin üniversite öğrencileri şimdiden çok erken yaşlarda yıllar sonra öğrencisi olacakları üniversiteyi ziyaret ettiler. Palu ilçesinden geldiler bu öğrenci kardeşlerimiz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ makamında ziyaret ettiler. Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan Değerler Eğitimi projesi kapsamında Palu ilçesindeki öğrenciler Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ'ı makamında ziyaret etti.
Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, amacımız çocuklarımıza iyi bir rehberlik etmektir dedi. Elazığ İlim Yayma Cemiyeti'ndeki arkadaşlarımız Milli Eğitim ile birlikte bir organizasyon yapmışlardı. Bu organizasyon kapsamında kendileri de programlarla bizim üniversitemi ziyaretinde dahil etmişlerdir. Cumali Bey kardeşimiz başta olmak üzere yine İlim Yayma Cemiyeti Başkanımız Şahin Bey ve diğer ekibiyle birlikte Palu ilçemizden buna benzer etkinlikler daha önce yapmışlardı. Yine bundan sonra yapacaklar. Bugün Palu ilçemizin ortaokul seviyesindeki öğrencileri ile birlikte özellikle sadece bir okul değil, oradaki birçok okuldan öğrenciler seçerek bir etkinlik düzenlenmişti. Bu etkinlik kapsamında da üniversitemizde bu öğrencilerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla beraber olduk. Hem sosyal alanlarımızı gezecekler, hem kütüphanemizi gezecekler, hem de rektörlük makamını ziyaret ederek o çocuklarımızla beraber olduk. Amacımız çocuklarımıza iyi bir rehberlik etmek, onların gelecekle ilgili bazı hayal dünyalarına ufuklarını açmak ve kendi geleceklerini planlarken bizim küçükken ulaşamadığımız yerlere ulaşarak planlarını yapmalarını sağladık. İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Destek Platformu Başkanı Cumali Ay Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak bir proje kapsamında öğrencilerimizle Fırat Üniversitesi'ni gezdik dedi. İlim Yayma Cemiyeti ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız değerler eğitimi kapsamında bugün de Palu ilçemizden öğrencilerimizi şehrimizde misafir ettik. Sağ olsunlar Fırat Üniversitesi Rektörümüz Kudbettin Demirbağ Beyefendi de bizi güzel bir şekilde ağırladılar. Çocuklara hem rektörlük makamında hem kütüphanede hem de sosyal tesiste güzel bir etkinlikle eşlik ettiler. Bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz çalışmalar çocukların anılarında güzel yerler edinecektir. Hem çocuklara bir ufuk hem bir vizyon kazandıracaktır. Tekrar hem rektörümüze hem İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Devam edelim. Türk Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Reşit Kılıç bir basın açıklaması gerçekleştirdi değerli izleyiciler. Döner sermaye dağılımı. Konu bu. Döner sermaye dağılımında ciddi bir eşitsizlik olduğunu ifade etti. Türk Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Reşit Kılıç bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kılıç gerçekleştirdiği basın açıklamasında döner sermaye dağılımında eşitsizlik olduğunu ifade etti. Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeler kadar eriyen hiçbir ücret yoktur. Dibe vurmuş ve sistem çökmüştür. Aşırı iş yükü bulunan sağlık çalışanları fedakarca yıllardan beri vatandaşlarımıza sağlık hizmetini sunmaya devam ediyor ve devam edecektir de. Ancak emeklerinin karşılığını alabiliyor mu dersek son 16 yıldır hiçbir ücretine diğer kamu çalışanlarına yapılan özel hizmet ve benzeri artışlardan tek faydalanamayan iş kolu sağlık çalışanlarıdır. Bizler bugün Türkiye genelinde Türk Sağlık Sen camiası olarak döner sermayelerdeki adaletsizliği, hukuksuzluğu ve dağılımdaki kat sayı adaletsizliğinin bir an evvel giderilmesi ve bu çalışanların da haklarının iade edilmesini talep etmekteyiz. Kılıç açıklamasında önceliğimiz tabii ki halka hizmet etmek fakat bizim de ekonomik sorunlarımız var dedi. Biz bu döner sermayelerin adaletli bir dağılım ve sistemin yeniden revize edilmesi, çalışanların da iş yaptığı, çalıştığı ve ürettiği hizmet noktasında da kat sayılarının artırılarak bir şekilde rahat geçim sağlayabilecek bir ücret adaleti talep ediyoruz. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve muhtarlara yönelik temel İlk yardım eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında öğretmen ve muhtarlara acil çağrı ve ilk yardım konusunda farkındalığı arttırmak ve toplumsal bilinçlendirmeyi oluşturmak adına bir program düzenlendi. Eğitim programına İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Cahit Polat başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Başkanı Osman Doktor Ramazan Gürköse, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Abdülkadir Kantarçoğlu, İl Ambulans Servis Başhekimi Doktor Hatice Yıldırım, öğretmen muhtarlardan oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Doçent Doktor Cahit Polat ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Osman Doktor Ramazan Gürgöz'e ilk yardımın önemini belirten bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra katılımcılara ilk yardım teknikleri görsel ve uygulamalı pratikleri eşliğinde anlatıldı. Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi. Yine Ebegem'den güzel bir iş, güzel bir eğitim değerli izleyiciler. İlgisi olanlar, o sektörde olanlar, o sektöre geçmek isteyenlerin mutlaka başvuru yapmaları gereken güzel bir haberimiz var. Ebegem bünyesinde pazarlama ve perakende kasiyer eğitim programı için başvurular başladı. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Ebegem bünyesinde Elazığ Belediyesi ile İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 480 saatlik günlük yevmiyeli pazarlama ve perakende kasiyer eğitim programı düzenlenecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelere donanımlı kasiyer elemanı yetiştirmeye yönelik verilecek eğitim programına katılmak isteyenlerin 10 Aralık 2019 tarihine kadar E-Devlet üzerinden veya şahsen İşkur İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Özel çocuklarımız için özel ve güzel bir etkinliğe gidiyoruz değerli izleyiciler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Bu noktada farkındalık oluşturabilecek birçok etkinlik yapıldı. Bunların haberlerini bizler de gururla, keyifle sizlere aktardık. Şimdi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ne gidiyoruz. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında özel çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte özel çocuklar çayda çura oynadı. Minikler sahnede dans etti. Doğum Sentrumlular Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balin yıllardır özel öğrencilerle iç içe olduğunu belirtti. Tabii 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün Birleşmiş Milletler kararıyla bugün seçilmiş. Sadece bugün değil, yılın 365 gününün hatırlanılması, bu farkındalığın devam ettirilmesi ve özellikle de özel çocuklarımıza bu fırsatların sunulması gerekliliğine inanan bir arkadaşımız. Yıllardır ben özel çocuklarla beraber eğitim alanında kültür, sanat, spor etkinlikleriyle bugüne dek çalışmaları beraber yürüttüğümüz, beraber hareket ettiğimiz birçok veli de aranızda bulunmaktadır. Tabii bir şeyin altını aslında özellikle çizmek istiyorum. Engelli denince farklı fikirler beyan ediliyor. Dün bir köşe yazısında okudum ben. Gerçekten acı bir durumdu. Sanki bu günün kutlanması bu ailelerin bu kültür ve sanat farkındalıklarının yapılması noktasında kullanılıyormuş gibi bir ibare okudum. Bu beni gerçekten çok üzdü. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cengiz Özse, 2 Aralık'tan beri süregelen etkinliklerini anlattı. 2 Aralık'tan bu yana bu konuda ilimizde çeşitli etkinlikler yapılmakta. Amatör spor kulüplerimiz değerli protokol üyeleriyle burada bir maç tertip etmişti. O yapıldı. Daha sonrasında dün gene Gençlik Spor Merkezimizde bir başka etkinliğimiz vardı. Onu da amatör spor kulüpleri biz ve çeşitli derneklerimiz organize etmişti. Yani bu hafta boyunca Engelliler Günü ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Evet, muhtarlarla ilgili iki haberimiz var değerli izleyiciler. Muhtarlar Birliği bir araya geldi.
Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda İcret Mahallesi Muhtarı. Başarılı bir muhtarımız, başarılı bir dernek başkanımız Murat Gülbasan. Muhtarlar ile bir araya geldi. Bazı iddialar vardı. O iddialara da cevap verildi. Neydi o iddia? Muhtarlar Federasyonu kurulacak iddialarının cevabını da birazdan hep beraber alacağız. Bir sonraki haberimize geçelim. Yine muhtarlarımızla ilgili. Muhtarlar Derneği istişare toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, bugün burada güzel bir birliktelik var ifadesiyle başlıyor konuşmasına. Kovancılar Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Nuri Sağar ise çoğu ilçelerimizde dernek yok. Onlara dernek kurmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Hücret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan muhtarlar ile bir araya geldi. Gülbasan mütevelli heyeti seçimi öncesi köylerde ve kent merkezinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Birlik beraberlik içerisinde bundan sonraki süreçte gerek Ayhan Başkanımızın grubunun alacağı kararlarla gerek köy muhtarımız Selçuk Bey'in üyeleriyle almış olacağı kararlara sonuna kadar biz de destek vereceğiz. Onların yanında olacağız. Onlar da bizim yanımızda olacak inşallah. Birlik beraberlik içerisinde götürmeye çalışacağız. Gülbasan Muhtarlar Federasyonu kurulacak iddialarına da cevap verdi. Biz federasyona uzaktan yakından dahil değiliz. Bizim derneklerimiz bu şekilde devam ediyor. Gerektiği zaman Ayhan Başkan'ın grubu da var. Biz onlarla birlikteyiz. Köy muhtarlarımız Selçuk Bey, Selçuk Başkanımız da aynı şekilde. Bizim derneklerimiz devam edecek. Bizim federasyondan uzaktan yakından bir ilgi alakamız yoktur. Kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tabii Elazığ siz de bildiğiniz gibi yani insanlar ayak kaydırmak için bir sürü ayak oyunları oynuyor. Biz bunların farkındayız. O nedenden dolayı biz bu saatten sonra gerek Ayhan Başkan'ın grubu, gerek bizim grubumuz, gerek Selçuk Bey'in grubu, biz birlikte hareket edeceğiz. Şehre hizmet edebilmek için, mahallelerimize, halkımıza daha rahat ettirebilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu nedenden dolayı biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki yapılacak seçime aday oldum. Ayhan Başkanımız sağ olsun bizi aday olarak gösterdi. Muhtarlar Derneği aylık istişare toplantısı yapıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu kuracağız dedi. Bugün burada gerçekten güzel bir birliktelik var. Biz inşallah ilçe dernek başkanlarımızla ve yeni dernek olacak ilçelerimizle beraber Elazığ'da bir güç birliği oluşturarak federasyon kurma yolunda ilk adımı attık. Yakın zamana kadar inşallah bir federasyonumuzu kurup Elazığ'da muhtarların sesinin daha gür çıkmasına vesile olacağız inşallah. Bu süreçte ben özellikle ilçelerdeki muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten dernek başkanı Kovancılar Dernek Başkanı abimiz burada. O da özveriyle yardımcı oldu bize. Diğer ilçelerde dernek kurdurma için bayağı bir destekleri var. Yine Sivrice'de Metin Urhan abimiz sağ olsun gayretli çalışmaları var. Diğer ilçelerimizde dernekleri kurma aşamasına geldiler. Dernekleri kurduktan sonra Elazığ'da Elazığ Muhtarlar Federasyonu'nu kurmaya başlayacağız. Bunun da hem biz muhtarlara hem de Elazığ'a ciddi bir faydası olacaktır inşallah. Biz tek ses, tek yürek olarak Elazığ'ımız için, Elazığ'ımızın her bir köyü, her bir mahallesi için elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstereceğiz inşallah. Kovancılar Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Nuri Sağar Federasyonu kurarsak Ankara'ya daha rahat ulaşabileceğimizi ümit ediyorum ifadelerini kullandı. Çoğu ilçelerimizde dernek yok. Burada Sayın Başkanımla istişarede bulunduk. Arkadaşlarımıza yardımcı olduk dernek kurmaları için. Yani muhtar olarak bizler bireysel olarak bir şey yapamıyoruz. Ama dernekleşirsek sivil toplum örgütü olarak sesimizi daha gür duyurabiliriz. Daha bir yerlere ulaşabiliriz.
halkımıza daha iyi hizmet edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz derneklerimizi kurduk. Arkadaşlarımız da ilçelerde derneklerini kurdular, kurma aşamalarında. Fakat diyorum ki biz artık federasyon olalım, yani Elazığ Muhtarlar Federasyonu. Sayın Başkanım da buna öncülük etti. Sağ olsunlar. Biz de kendilerine yardımcı olalım. İnşallah sizlerin desteğiyle Elazığ'da Muhtarlar Federasyonu kurarız ve Ankara'ya daha rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Sivrice Kurucu Dernek Başkanı Metin Urhanca, başkanıma teşekkür ediyorum dedi. Şu anda biz derneğimizi başkanımızın katkılarıyla, değerli çabalarıyla dernek kuruluş sefasına getirdik. Yarın inşallah dileğimizi kaymakamlığa sunacağız. Bu vesileyle Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, önemli haberlerimiz var ama kısa bir reklam molası verelim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, reklam arasının ardından gece görüşü devam ediyor. Müteahhitlik kanunu yasalaştı. Haberimizde ikinci bölüme başlıyoruz. Türkiye'deki müteahhit sayısının giderek artması, ki bu Elazığ'da da böyle, sektördeki dengeleri ziyadesiyle bozmuştu. Bakanlık firmaları 9 sınıfa ayıracak yönetmelik taslağını hazırladı ve o yasa meclisten geçerek yasalaştı. Konuyla ilgili El Müttar Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl'ın açıklamaları var. Osman Avcıl, müracaat etmeyen müteahhitlerin belediyede ruhsat işlemleri yapılamamaktadır cümlesiyle başlıyor yapmış olduğu açıklamalara. Türkiye'de müteahhitlik sayısının giderek artması, yeterliliği olmayan kişilerin inşaat sektörüne girmesi hem vatandaşı hem de inşaat sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Yarım kalan projelerle konut siteler ortaya çıkarken sektördeki dengelerin de bozulduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz aylarda önüne gelen inşaat yapamayacak açıklamasıyla yapılacak düzenlemenin sinyalini vermişti. Yapı müteahhitlerini teknik ve mali durumuna göre sınıflandıracak kanun düzenlemesi Kasım'da yapıldı ve yönetmelikler için sona gelindi. Evet, Elazığ'da 900 gram olarak dünyaya gelmişti değerli izleyiciler. Ciddi bir yaşam mücadelesi veriyordu ve çok şükür o yaşam mücadelesini kazandı. Şimdi 5 yaşında değerli izleyiciler. İki çocukları olan Hasan Ali ve Raide Öztürk çiftinin 2014 yılında çocukları Zeynel 28 haftalık. 900 gram olarak dünyaya geldi. 3 ay küvezde kaldı. Bir yaşam mücadelesi verdi. Haberi okuyalım arkadaşlar. 50 gün solunum desteği almak durumunda kaldı. 3 kez kalbi durdu. Minik bebek şimdi tam 5 yaşında. Ne güzel yaşam mücadelesini kazanmış olması. Çok zor, anne babalar daha iyi anlayacaktır. İnanılmaz derecede zor bir süreci atlatmışlar. Minik kardeşimize sağlıklı, başarılı, mutlu bir ömür diliyoruz. Elazığ'da 900 gram olarak dünyaya gelen ve aylarca küvezde kalıp 3 kez kalbi duran Zeynel bebek hayata sıkı sıkı tutunarak 5 yaşına girdi ve 18 kiloya ulaştı. 5 yaşındaki Zeynel, annesi Raide Öztürk'le birlikte Fethi Hekimşehir Hastanesi'ne giderek kapanan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir şey söylememeye çalışıyordu. Prematüre bebekleri olan ailelerin zor bir süreç yaşadığını anlatan anne Raide Öztürk, kimsenin umutsuz olmamasını istedi. Sürecinde çok erken doğum oldu ve zor bir süreçti. 3 aylık şeyde küvezde kaldı. O dönemlerde çok zor bir dönem geçirdi. 3 defa
kalbi durdu, hayata bağ tutundu. Çalışan hemşireler olsun, emeği çok çok oldu. Yani gece gündüz böyle nöbetle bebeğimin başında, küvezimin başındaydı. Tabii zor bir süreçti, zor bir dönemdi. Bugüne şükür iyi, çok şükür. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Savaş Öztürk ise bu tür bebeklerimizin dünyaya sağlıklı tutunabilmeleri için tüm sağlık çalışanlarıyla beraber gayret gösterdiğimizi belirtmek isterim dedi. Ülkemizde her yıl ortalama 150 bin adet prematüre doğum meydana gelmektedir. Daha önce bu bebeklerin bakımı ve tedavilerinde yaşanan zorluklar, gelişen teknoloji ile birlikte güncel tedavi yaklaşımları ile artık hastanemiz gibi modern hastanelerde çok daha iyi şartlarda sağlanabilmektedir. Hastanemizde bu bebeklerin bakım ve tedavileri yüksek kaliteli sağlık hizmetiyle halkımıza sunulmaktadır. Sağlıkta yeni bir hizmet anlayışı ile oluşturulan şehir hastaneleri kapsamında bölgemize hizmet etmek amacıyla kurulan hastanemizde son teknolojik cihazlarla donatılan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, prematüre bebeklerimizin bakım ve tedavisi için tüm gayreti göstermektedir. Yeni doğum yoğun bakım uzmanı Nihan Hilal Hoşoğlu'ysa biz onları desteklemeye çalışıyoruz. Prematüre aileleri umutla beklesinler ifadelerini kullandı. Prematüre gününe katılan bebeklerden bir tanesi Zeynel Öztürk'tü. Bu bebek 5 yıl önce hastanemizde doğmuştu. 900 gram 28 hafta olarak doğan bebeği önce solunum makinesine bağlı olarak izledik. Daha sonra burnundan solunum desteği verdik. Bebek yaklaşık 50 gün kadar solunum desteği almak zorunda kaldı. Bu zaman zarfında da oldukça büyük sıkıntılar atlattı. Bebeğin oksijen ihtiyacı oldukça fazlaydı. Kronik akciğer hastalığı gelişmişti. Daha sonra gözünde prematürelere özgü olan prematüre retinopatisi dediğimiz bir hastalık gelişti. Evre 2'ye kadar yükseldi. Takip ederken bağırsak problemleriyle karşılaştık. Bunların hepsi bebeğin hayatını tehlikeye sokmuş olan problemlerdi. Ama daha sonra bebeğimiz iyileşti ve ailesine 2000 gram olarak teslim ettik. Bir kez daha sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz kardeşimize. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ile geçirildi değerli izleyiciler. Bir şüpheli yakalandı. Yani başlığımızda olduğu gibi Elazığ'da jandarmadan kaçakçılara geçit yok. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları neticesinde takip alınan şüpheliye ait araçta yapılan arama sonucunda yasa dışı yollardan yurt içine sokulan 430 adet kaçak malzeme ile geçirildi. Elazığ Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Elazığ Jandarma Komutanlığı'nca ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir denildi. Çok üzücü bir trafik kazası. Başa çıkamıyoruz. Bildiğimiz kuralları uygulamıyoruz. Bilinç altında çok ciddi sebepleri yattığını düşünenlerdenim ve bunda birkaç kez programlarımda dile getirdim. Bana bir şey olmaz, ben kaza yapmam. Herkes kaza yapar, ben yapmam. O yüzden neden trafik kurallarına uyayım gibi bilinçaltı. Başka bir alternatif aklıma gelmiyor. Çünkü bilmediğimiz bir trafik kuralı yok. Hepsini biliyoruz. Çok üzücü bir haber. Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 62. kilometresinde meydana geldi değerli izleyiciler. Rahmet diliyoruz. Ailesine sabırlar ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, trafik kazalarını çok fazla önleyemiyoruz. Ciddi trafik kazaları oluyor ama bu artış gösteriyor maalesef mevsimsel durumdan dolayı, kaygan ve yağışlı yollar. Detaylara bakalım. Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 62. kilometresinde meydana gelen kazada Murat B. idaresindeki 23AAJ028 plakalı kamyon sürücüsünün yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Evet, uyku değerli izleyiciler. Bünyeden bünyeye, kişiden kişiye değişen süreler oluşturuyor. 5 saatlik uykuyla işini bitiren, uyku ihtiyacını giderenler var. 8 saat, 9 saat, 10 saat uyuyup hala uykusuz olanlar var. O dinamizmi yakalayamayanlar var. İdeal uyku kaç saat olmalı? Detaylara bakıyoruz. Kimi 6 saatin altında uyurken, kimi saat 8'in üstünde uyuyor. Ama çoğu zaman az uyuyan dinleniyor, çok uyuyansa dinlenemiyor. Peki bunun nedeni ne? Ve ideal uyku saati kaç saat? Yani günden güne değişiyor tabii ki ama ortalama 7-8 saat uyuyorum. Günde 6 saat uyuyorum. Valla ortalama günde 8 saat uyuyorum. 8-9 bazen 6. Çok az uyuduğumuz zamanlarda oluyor tabii ki. Tahminen 6-7 saat bazen 8. Kişide eğer bir metabolik bir hastalık yoksa, genetik bir hastalık yoksa, yani örneğin kronik bronşit gibi, fibromiyalji gibi kas yumuşaklık romatizması, hipotiroidi, diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalıklar yoksa kişi normal fizyolojik 6-8 saat yattığı zaman rahatlıkla dinç kalabiliyor. Uyku hayatımızın en önemli parçalarından biri. Öyle ki hayatımızın 1/3'ünü uyuyarak geçiriyoruz. Bazı insanlara günde 3-4 saatlik uyku yeterli olurken bazı insanlara günde 7-8 saatlik uyku bile yeterli olmuyor. Bakalım uzmanların uyku ile ilgili görüşleri neler? Günde kaç saat uyumamız gerekiyor? Obez bir hasta düşünün, kilolu. Gündüzleri sürekli işinden yorgun, uykudan yorgun kalkıyor, işine yorgun gidiyor. İşte tamamen dinç değil ise bunun altında özellikle karbondioksit vücutta biriktiği için narkoz etkisi yaratıp kişide şey oluşturabiliyor. Yani uyku hali. Bunu da uyku laboratuvarlarında polisonografi denen yöntemlerle biz bunları şey yapabiliyoruz. Akciğer hastalıklarında en önemli neden karbondioksitin vücutta birikip narkoz etkisi yaratmasıyla kişi gündüz aşırı derecede yorgun, hipertansiyon, kalp hastalığı riski, diyabet riski oluşabiliyor. Bunun dışında fazla uykunun nedenleri metabolik açıdan değerlendirdiğimiz zaman bile kansızlık bunların içerisinde rol oynuyor. Hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin az çalışması rol oynayabiliyor. Dahiliye uzmanı İsmail Erbaş'a göre sürekli uyumak istemenin nedeni aşırı stres, yorgunluk ve mutsuzluk. Aşırı stresli kişilerde de aşırı yorgunluk ve halsizlik, bitkinlik oluşuyor. Gün içinde fiziksel aktivitede fazla bulunan kişiler, stresli kişiler ve mutsuz kişilerde biyolojik olarak salgılanan hormonlar dengeli bir şekilde salgılanmayınca da kişide yorgunluk belirtileri ortaya çıkabiliyor. Gün içinde yediğim yemeğe bağlı aslında uyuklayıp uyuklamamın. Onun dışında uyuduğum uyku 5 saat de olsa yetiyor bana. Erbaş gece 12'den önce uyumamızı tavsiye ediyor. Gece 12'den önce yatmak. Çünkü gece 12'den sonra bir melatonin denen bir hormon salgılanıyor. Salgılanması karanlık odada ve karanlıkta salgılanması daha ön planda. Bunların hepsini topladığımız zaman kişi belli bir sürede, belli bir ritimde uykularını alabilmesi için günde 8 saat uyku yeterli. Bana yeter yani uyku, yani erken yattın mı neden olmaz zaten. Burada biraz ben biraz uykuya dayanıklıyım yani 3 saat uykunun bile yettiği zamanlar oluyor ama 8 saat uykunun bile yetmediği zamanlar oluyor. Bir sorun yaşamıyorum ama tabii çok yorulduğum zaman, yoğun olduğu zaman sorun yaşıyorum. Uyku olayını böylece daha net anlamış olduk gibi.
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi geçtiğimiz günlerde değerli izleyiciler. Özellikle şoför esnafının uzun zamandır dillendirdiği bir konuydu. Ama minibüsçüler zam oranı çok düşük dedi, vatandaşlar bu zam çok yüksek dedi. Minibüs esnafını sevindiren haber geldi. Elazığ Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla Elazığ'da artık toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Minibüs ücretlerine zam geldi. Ay niye? Ben de bilmiyorum. Öğrenci 2 TL oldu. Tam 2,5. Ay millet yandı. Yani ödeyen var, ödemeyen var. Her gün çarşıya gelen var. Yani artık otobüslere binsin, yapabilecek bir şey yok. Sevindirici haber geldi gelmesine ama yılın son ayında yürürlüğe girecek olan zam oranı minibüsçüleri tatmin etmedi. Evet, belediyenin almış olduğu 1.75 öğrenci 2,5 tam şeklinde olan toplu taşımaya zammı şoför esnafları olarak veya şoför esnaflarımızı kesinlikle tatmin etmemiştir. Yani şu anda aldığımız ücret bile bize yetersiz geliyor. Mazot 3 milyonken 25 kuruş zam aldık. Mazot 7 milyon oldu. Bak bir 50 kuruş zorla zam aldık. O da zorla. Daha kaç sana da zam verirler belli değil. Elazığ Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla artık hem otobüs ücretlerine hem de minibüs ücretlerine zam yapıldı. Zaten maddi sıkıntılar çekiyoruz. Ben İstanbul'dan geliyorum. Yani bence kötü oldu. Bir öğrenci artık 1 lira 50 kuruş değil 2 lira ödeme yapacak. Tam da ise bu fiyat 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Bir öğrenci için fazla bir şey bu. Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Ali Saraç ise yapılan zammın çok komik olduğunu söyledi. Toplu taşımaya 25 kuruş 50 kuruş zammın gelmesini biz çok komik bir rakam olarak görüyoruz. En az minibüs esnafını, şoför esnafımızı rahatlatacak, şoför esnafımızı kurtaracak en asgari fiyatın öğrenci 2,5 tam 3 TL olması gerektiğini söylüyoruz. Bak bir lastiği 400 alabiliyorsan al. Hayır, sadece lastik mi var? Sadece lastik, yani bizim giderimiz sadece lastik mi? İki örnek, sadece örnek. Bir saniye lütfen. Bak benim bundan 2014 aldığım araba 120 milyar, şu anda benim alacağım araba 330 milyara çıkmış. Hayır. Ya. Valla net. Valla normal abla, yani şimdi aşırı bir zam gelmedi. 5 senede bir zam aldık zaten. 5 sene daha 25 kuruş zam vermişlerdi. Ama 5 sene sonra da bir 50 kuruş zam yaptık. Başka bir şey yok. Markete gidesin, bir hafta önce gidesin. Değil mi? Her şeye zam, bir şey yok. Bir hafta sonra gidesin, ana zam gelmiş, bir şey yok. Öyle mi, öyle değil mi abla? Şimdi minibüs niye göz apatı ki? Öğrenciler ulaşım ücretinin 1,5 TL'nin çok fazla olduğunu söylüyorlar. Siz bu durumu... Abla neye fazla? Şimdi öğrenci gidip kafeye 5 lira çaya vereyim, gözüne gelmiyor. 1,5 mu fazla yani? Gidin kafelere bakın hele. Öğrenciler ne yapıyor? Bir çaya 5 milyon verirler abla. Doğru mu? Bir gidin bir kafelere bakın, bir denetleyin ya. Hep bir öğrenci. Niye zorlarına gidi ki abla? Yani zora gidecek bir şey yok. Yani itiraz edilebilir mi? Bence edilemez. Doğru söylüyor. Bir önceki şoför esnafı da doğru söylüyor. Yani 5 yıl boyunca alınan zam 50 kuruş. Mazot 3 TL'ydi diyor 5 yıl önce. Şimdi 7 TL. Yani zor. Bitirelim programı değerli izleyiciler. Gece görüşü bu gecede bitiyor. Yarın saat 23'te, Kanal 23'te Gece Görüşü Objektif programıyla Avukat Cengiz Gülaç ile beraber yine Elazığ gündemini ağırlıkla masaya yatıracağız. Elazığ'da neler oluyor, neler olmalı, neler olmamalı? Tabii ki ülke ve bölge gündemini de yarın gece konuşacağız. Yarın gece saat 23'te Kanal 23'te görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
aşım mezineden çıktı, ağrıyor başım harputa varmadan serildin aşım. Harputa varmadan serildin aşık. Bana sebep olan kayın kardeşim, bana sebep olan kayın kardeşim. Değme değme yaram derindir, yaram ey oldursam Mevlam kerimdir. Vurmazalım vurma nardan esiyem, anamın babamın bir tanesi. Atımı bağladı nar ağacına, atımı bağladı nar ağacına, her şemim dolaştı gün ağacına, her şemim dolaştı gül ağacına. Benden selam edin nazlı bacıma, benden selam edin nazlı bacıma. Nasıl dayanacak benim acıma, nasıl dayanacak benim acıma. Vurmazalım vurma nardan esiyem, anamın babamın bir tanesi. Dideyme dideyme yaram derindir, yaram ey olursa